Bir misafirimiz daha olacak demiştik. Şimdi Çalar Saat'te Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ettin Mezkut Belediye Başkanı adayı Erdal Beşikçioğlu. Onu da ağırlayacağız. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Biz sizi amirim olarak biliyoruz. Herkes de öyle sesleniyor. Güvercinlerin yanında, kıyısında, semtinizin, ilçenizin biraz uzağındayız ama neticede o seçim çalışmaları her yerde. Fotoğraf çektirenler var. Sonra sizin hayata, siyasete, Ettin Mezkut'a nasıl dokunacağınızı, neler yapacağınızı merak edenler var. Hoş geldiniz Çalar Saat'te. Hoş bulduk efendim, hoş bulduk. Heyecanınız nasıl? Fevkalade yerinde. Evet, belki şimdi biz size misafir oluyoruz ama 1 Nisan'da da bu sefer biz bekleriz sizi o tarafa. Tabii ki geliriz bizler de. Acaba neler yapacaksınız? Nedir planlarınız? Erdal Beşikçioğlu bir sanatçı. Ettin Mezkut'a dokunduğunda neler değişir? Çok şey değişeceğini görüyorum ben. Bu onurlu görev bize takdim edildiği zaman geldiğimiz ilk günden itibaren yaklaşık 60 gündür biz cadde cadde, sokak sokak halkımızla buluşup onların dertlerini, tasalarını, endişelerini dinledik. Bu doğrultuda da kocaman bir paket hazırladık tabii ki. Çok yapacak şey var. İnsanlar kendilerine dokunulmayı unutmuş. Maalesef son zamanlarda tabii ki belediyecilik kavramının içi ve niteliği değiştiği için rant odaklı bir anlayış hakim olduğu için ranta yandaş bir belediyeciliği halk görüp benimsediği için vatandaşa yandaş bir belediyeyi sanırım hayatlarında daha heyecanlı bir şekilde duyumsayacaklar diye düşünüyorum. Vatandaşa yandaş derken bir yandan da şuna mı dikkat çekiyorsunuz? Yani belediyecilik, sosyal yardımlar üzerinden sanki daha fazla ilerliyor. Çünkü sokaktasınız, emekliyle konuşuyorsunuz, asgari ücretliyle konuşuyorsunuz, herkesle konuşuyorsunuz, esnafla konuşuyorsunuz. Ne söylüyor onlar size? Bizim ilçemiz yaklaşık 614 bin nüfusa sahip. Bu kayıtlı. Kayıtlı olmadığı zaman da 680 bin civarında çıkıyor. Bana soracak olursanız 5 yılın sonunda da 1 milyona falan ulaşacağız biz nüfus olarak. Tabii ki emeklilerin zaten sosyoekonomik durumları çok vahim durumda. Gençlerin keza deseniz eğitim ve eğitime destek konusunda çok fazla dertleri var. Bu dertlerin hepsini dinledik. Emeklilerimizle ilgili onların sosyal hayatına dokunabilecek, ertesi gün uyanacak bir amacı oluşturmaya çalıştık. Gençler için de eğitimlerine destek... O önemli. Bu emekliler için heyecan verici olacaktır. Peki acaba nedir o? O proje nedir? Erdal Beşikçioğlu ve ekibinin projesi ne olabilir? Şöyle söyleyeyim. Hem kültür sanat konusunda, hem sağlık konusunda, hem sportif aktiviteler konusunda konu başlıklarımız var. Ama bir tanesini, bir fragman geçeyim istiyorsanız size. Bu kültür sanat konusunda 38 tane mahallemiz var. Her bir mahallemize de ben muhtarlarımız sayesinde bir prodüksiyon vereceğiz, bir yönetmen vereceğiz, bir oyun vereceğiz. Arkadaşlarımıza diyeceğiz ki bunun provalarını yapın lütfen. Oyun çıktığı zaman da bu emekli arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz tiyatrolarımızla ülkenin dört bir tarafına turneye çıkacağız. Bu emeklilerimiz tarafından çok benimsenen, çok sevinçle karşılanan bir proje oldu. Çünkü onlar benden sadece emekli konakları istiyorlardı. Ben bu emekli konakları... Emekli konakları. Evet. Yani, neden isterler ki bunu? Çünkü sosyalleşmek istiyor arkadaşlarımız, sohbet etmek istiyor. Bunun için de birlikte toparlanabilecekleri, sohbet edebilecekleri bir alan istiyorlar. Emekli konakları dediğimiz vaziyet bu. Ama ben dedim ki bu emekli konaklarının yanında siz yine çayınızı, kahvenizi, sohbetinizi edin ama bu sefer de üretiminize devam edin. Bu üretimi de daha sonra Türkiye'nin dört bir tarafındaki belediyelerimizde değerlendirelim dedik. Tabii birçok belediye emekli arkadaşlarımızın bu sosyal hayata dahil olması için birçok proje sunuyor. Bunlardan bir tanesinde turistik geziler. Bu turistik gezileri de boş yapmayalım dedik biz. Gittiğimiz hem çalışalım hem de emekliliğimizin keyfini sürüyoruz. Ettin Mezkut'u bayağı turneye götürüyorsunuz siz. Biraz öyle tabii, emekli arkadaşlarımız öyle. Gençlerimiz var ki gençlerimizin de eğitimlerine destek olmamız gerekiyor. Özellikle lise çağındaki arkadaşlarımızı. Bunlar için de bir etüt merkezlerimizi kuruyoruz. Çünkü Ettin Mezkut kendi içerisinde çok büyük sitelerden oluşan yaklaşık 10 bin, 15 bin kişinin yaşadığı mahalleler var.
Bu mahallelerde de biz etüt merkezleriyle öğrencilerimizin derslerine destek sağlayabileceğimiz yapıları kuracağız nöbetçi öğretmenlerimizle. Kaldı ki Etimesgut üniversite şehri ama üniversite şehri olmasına rağmen ilçeyi gezdiğimizde bir tek öğrenci yurdunun olmadığını gördük. Keza biz bu öğrenci yurtlarımızı çok daha verimli bir şekilde, kendi içimizdeki binalarımızı verimli bir şekilde kullanarak öğrencilerin bu ihtiyaçlarını da gidermeyi düşünüyoruz. Çok fazla böyle projemiz var açıkçası. Şimdi son zamanlarda pek çok belediye başkanı adayı ağırlıyoruz ve diyorlar ki onlar da emeklilerimiz bizden daha fazla huzurevi talep etmeye başladı. Fazla huzurevi istiyorlar. Doğrudur. Sizin de karşınıza bu çıkıyor mu? Çokça çıkıyor. Doğru çünkü ailelerin kendi içlerinde yaşlılara bakıma muhtaç insanlarımızın olması onların sosyal hayatını engelleyen nedenlerden bir tanesi. Bu yaşlı bakım evlerimiz, huzur evlerimiz, özellikle ben babamı Alzheimer'dan kaybettiğim için bir vazife edindim kendime. Bu da 21. yüzyılın hastalığı olarak görüyorum Alzheimer merkezlerini. Ancak Alzheimer merkezlerimizde de babamızı ya da annemizi oraya bırakıp onu terk edip bir sistem içerisinde değil de sabahları onları alıp kendi içerisinde sosyal etkinliklerle beraber oyalayıp aslında akşam da ailelerine tekrar geri teslim etmeyi, böylelikle vicdanlara bir parça su serpmeyi düşünüyoruz. Bu tür projelerimiz, bu projelerinin kendi içerisindeki sistematiklerini oluşturduk. Pazar günü de saat 2 ile 4 arasında da Göksu Park'ta bu projelerimizin topluca açıkladığımız bir toplantımız olacak. Pazar gününe kalır mı mal varlığınızı açıklamanız, yoksa birazdan buradan bir ilan olur mu? Yoksa siz de mülk Allah'ın bizdeki emanet mi dersiniz? Onu birazdan konuşalım. Evet. Önce bir orada yaşanan tartışmaya bakalım hep birlikte. Eşiyle tartışmaya başladı. Hem kavgayı ayırmaya çalışan kızını hem de tartıştığı eşini defalarca bıçaklayıp katletti. Erzurum Palandöken'de Yunus Emre mahallesinde yaşayan Böçkün ailesinin o gece yatılı misafirleri vardı. 23 yıllık coğrafya öğretmeni Zülküf Böçkün'ün kız kardeşleri ziyarete geldi. Gece yarısı herkes odasına çekildiği sırada hemşire eşiyle kavga etmeye başladılar. Önce hastaneye gidelim, rapor alalım. Dört çocuklarından 20 yaşındaki Asude Helen Böçkün annesini kurtarmak, kavgayı engellemek için aralarına girdi. Psikolojik tedavi gören Zülküf Böçkün mutfaktan aldığı bıçakla hem eşine hem de kızına saldırdı. Çığlıkları duyan Zülküf Böçkün'ün kardeşleri gözü dönmüş adamın elinden bıçağı alamadı. 20 yaşındaki Asude Helen ve annesi Kadriye Böçkün defalarca aldıkları bıçak darbeleriyle hayata gözlerini yumdu. Eşini ve kızını katleden coğrafya öğretmeni cinayetin ardından kaçtı. Ekipler Zülküf Böçkün'ü ilçe değiştirirken kız kıvrak yakaladı. Emniyetteki işlemleri devam eden Zülküf Böçkün'ün Palandöken ilçesinde bir lisede ders verdiği ortaya çıktı. Maalesef memleketin yakıcı konuları, gündem başlıkları var. Onlardan bir tanesi de işte kadınların karşı karşıya kalmış olduğu o şiddet, o erkek şiddeti ve sonrasında cinayetler. Siyaset gündemine geri dönecek olursak, Ankara'da ve memlekette konuşulan o konu, o tartışma, Turgut Altınok'un sözleri, mal varlığını Turgut Altınok açıklamadı. Açıklamazken orada kurmuş olduğu cümleler, onlar da tartışılıyor. İnşallah Turgut Bey gelir, mal varlığını sorarsınız. Niye açıklamıyor? Mal bizim değil, Allah'ın. Yani mülk Allah'ın, evet. Hepsi Allah'ın. Biz emanetçiyiz. Altınok'un mal varlığı belediye başkanı olmadan önce. Senin ne kadar malının olduğunu Allah biliyor da kuldan niye saklıyorsun? Hey! Kuldan niye saklıyorsun? Altınok'un mal varlığı belediye başkanı olmadan önce. Belediye başkanından sonra baktığınız zaman... kayıp mı var? Kayıp var, kayıp var. Mal varlığımı açıklayacağım. Ben kendim istediğim zaman açıklayacağım. Mal bizim değil, Allah'ın. Mal varlığınız, onu açıklamanız pazar gününe kalır mı? Ya da buradan ilan etmek ister misiniz? Yok tabii ki buradan ilan edeyim ya. O kadar da çok fazla bir şeyimiz yok. Biz sanatçı olarak ömür boyu çalışmışız.
2-3 tane evimiz var, 2-3 tane arabamız var, bir de tiyatromuz var. Bizim öyle hani bir şey... Mülk Allah'ın diyeceğiniz bir yaklaşımınız yok, yok o zaman. Yok tabii ki canım, yani hani hayattayken en azından yapalım, ondan sonrasını düşünürüz diyorum ben. Tabii ki. Peki şimdi Eti Meskut, hayallerinizi anlatıyorsunuz, hedeflerinizi anlatıyorsunuz. Sosyal yardımlar konusu galiba en önemli konu. Evet, az önce evet. Kızılay Meydanı'ndaydık. Evet. Kızılay Meydanı'nda Başkent Marketler, Başkent Market'in önünde uzayıp giden kuyruklar. Bunları gördüğünüzde sanatçı hassasiyeti ve şimdi bir siyasetçi, çiçeği burnunda siyasetçi olarak orada ne düşünüyorsunuz? Ya bir belediye imkanları içerisinde elimizden geldiğince vatandaşımıza dokunmak niyetindeyiz. Bizim en büyük projemiz, baştan beri benim söylediğim, insanın kalbine dokunmak, onun dertlerini, tasalarını dinlemek, onlarla dertlenmek, onlarla mutlu olmak. Bir belediyenin görevi de zaten beşikten mezara kadar vatandaşıyla ilgilenmek demek aslında. Bu yüzden de onların yaşam kaliteleri bizim için çok önemli. Şöyle ki Eti Meskut okuma yazma seviyesi olarak çok yüksek bir birime sahip. Yani üniversite, lisans üstü, doktora eğitimi gören çok fazla arkadaşımız var. Ama ilçenin içerisinde yaşanabilir yaşam kalitesi olarak 47. sırada. Oysa ki çok daha yukarılara taşımak gerekiyor. Bizim amacımız da bu zaten. Sosyal ve kültürel etkinliklerle gettolara dönüşmüş mahallelerin çok daha canlı bir hale gelmesini sağlayacak tüm aktiviteleri Eti Meskut halkıyla yapacağız. Tabii bir taraftan bunun keyfini çıkartırken bir taraftan da sosyal yardımlarımız büyüyerek, artarak devam edecek. Erdal abi, zor muymuş siyaset? Var mıydı aklınız, nereden çıktı? Hayır. Ya ben ne yapıyorum bu sokakta, hani neyi konuşuyorum, neyi anlatıyorum, bu neyin broşürü, ben şu anda NAV ekranlarında neyi anlatıyorum diyor musunuz? Yok, demiyorum yani, çünkü sinema çok daha zor, çok daha fazla özveri isteyen, ama sonucuna ulaştığınız zaman o sonucu da halkın üzerinde çok fazla göremediğiniz bir yapı aslında. O yüzden siyaset çok daha kolay. Ben neden siyasete başladın dediklerinde, ben hiçbir zaman siyasetin dışında değildim ki diyorum. Yani biz bir repertuarı belirlediğimizde sosyolojik vakaları iyice bir tespit edip bu vakalar doğrultusunda oyunlarımızı sergiliyorduk. Çünkü sanatçı dediğimiz vatandaş ve devlet arasındaki sistemi eleştiren insanlardır. O yüzden de siyasetten kopuk değillerdir. Ben devamlı söylüyorum, neden siyaset dedikleri zaman da diyorum ki televizyonlardan bir siyasetçinin, bir devlet adamının ya da adalet kavramının ne olduğunu anlatmaya çalıştık durmadan. Ama demek ki anlatamadık. Şimdi de gösterme zamanı diye düşünüyorum açıkçası. Tam merkezinden. Mansur Yavaş'la aranızdası? Fevkalade. Mansur Başkan... Mansur Yavaş denildiğinde aklınıza ne geliyor? Ya toplumsal belediyecilik geliyor tabii ya. Sosyal belediyecilik geliyor. Yani şakası yok. Gerçekten pandemide yaptığı eylemleri, yani hiçbir belediyemiz gerçekten bu standartta beceremedi. Ya sokaklardaydı pandemi zamanında. Herkesin derdini, tasasını dinledi. Biz de o dönem elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık kendisine. Son bir sözünüz var mı? O zaman öyle tamamlayalım birlikte. Var tabii ki. Yani bugün bizim doktorlarımızın günü. Bu durumda da tabii ki Hikmet kardeşimizi buradan saygıyla anıyoruz. Onların günleri kutlu olsun. Umarım gülen yüzleri hiç solmasın. Erdal Beşikçioğlu, teşekkür ederiz. Biz Çalar Saat'e katıldınız, NAV ekranlarındaydınız. 31 Mart yarışı düşünceleri, bir sanatçı ve artık çiçeği burnunda bir siyasetçi, belediye başkanı adayı olarak Erdal Beşikçioğlu amirim anlattı Ankara'yı, Eti Meskut'ta yapmak istediklerini. Tekrar teşekkür ederim. Biz şimdi yeniden Türkiye'nin gündemine, sokaklara, caddelere ve yaşanan tartışmalara dönüyoruz.